Merhaba sevgili çocuklar. Eğitim Tokat TV kanalımıza hoş geldiniz. 2. sınıf Türkçe dersimizde bu hafta sizlerle birlikte bugüne kadar öğrendiğimiz konuları sorular çözerek tekrar edeceğiz ve iyice pekiştirmiş olacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet çocuklar. Aşağıdaki kelimelerin ünlü harflerini gösterelim. Çilek, karpuz, ve portakal kelimelerinin ünlü harflerini göstereceğiz çocuklar. Ama önce alfabemizin ne gibi özellikleri vardı? Gelin önce onu bir tekrar edelim birlikte. Alfabemizde 29 harf vardı ve bunlardan 8 tanesi ünlü diğer adıyla sesli harflerdi. Ben şuraya yazayım ünlü harfleri. A E I, I O Ö u ü bunlar bizim sesli harflerimizdi. Geriye kalan harflerimiz de sessiz harflerimizdi. Şimdi bu kelimelerin içerisinde bizden sesli harfleri bulmamız isteniyor. Birlikte bakalım. İ harfi ve e harfi buradaki sesli harfler. İ e. Karpuz kelimesinde hangileri sesli harfler? Karpuz kelimesinde de a harfi ve u harfi Sesli harflerimiz A ve U. Peki portakal kelimesinde hangi yeri ünlü harflerdi? O, A ve A. Buraya da yazalım. O harfi, A harfi ve bir A daha var. Çocuklar, e, kaç sesli harf var dediği zaman iki A'yı da saymamız lazım. Portakal kelimesi için konuşuyor. Konuşalım. Portakal kelimesinde üç tane sesli harf vardır. O, A ve bir daha A'yı saymamız lazım. Ama hangi sesli harfler var dediği zaman A'yı iki defa söylememize gerek kalmayacak. O ve A sesli harfleri vardır dememiz yeterli olacaktır. Peki diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırıp kaç heceden oluştuğunu söyleyin diyor bize. Ee, çocuklar hece neydi öncelikle? ağzımızın bir hareketiyle çıkan ses veya ses topluluklarına ne diyorduk? Hece diyorduk değil mi? Heceler sadece bir harften de oluşabiliyordu ya da en fazla dört harften oluşabiliyordu. Aynı zamanda bütün ünlü harfler birer heceydi. Bu hatırlatmalarımızı yaptıktan sonra aşağıdaki verilen kelimeleri birlikte heceleyelim. Önce kelimenin bütününe bakıyorduk. Ondan sonra hecelerini ayırıyorduk değil mi? Kelimemiz yağmurlu. Yağmurlu kelimesini ağzımızın kaç hareketiyle söylüyoruz? Yağmurlu. Evet demek ki 3 heceden oluşuyor. Hemen şurada heceleri ayırıyorum. Yağmurlu. Kaç hece? 3 hece. Peki sanat kelimesini hecelerine ayıralım sa nat. Bu da iki hece. Dört kelimesini nasıl söylüyorum? Dört. Ağzımın bir hareketiyle çıkıyor. Bölemiyorum. Tek heceden oluşuyor o yüzden çocuklar. Dört. Bu bir hece. Boyama kelimesine bakalım birlikte. Bo ya ma. Hemen heceliyorum. Bo ya ma. O da 3 heceden oluşuyor. Çocuklar yine hece sayısını bulurken bir kısa yolumuz vardı. Hatırlayın. Kelimenin sadece kelime içerisindeki ünlü harfleri sayarak da o kelimenin kaç hece olduğunu bulabilirdik. Ne kadar uzun olursa olsun. Mesela yağmurlu kelimesinde 1 2 3 tane sesli harf olduğu için 3 heceden oluşuyor deriz. Sanat kelimesinde 2 tane sesli harf olduğu için 2 heceden oluşuyor diyebiliriz. Devam ediyorum. Peki bir önemli e, konumuz daha vardı. Hatırlayın, satır sonuna sığmayan adaletli kelimesi hangi seçenekte yanlış bölünmüştür? Adaletli. Çocuklar, e, defterinize yazı yazdığınızda bazı kelimeler satırın sonuna denk gelir ve artık yazacak yeriniz kalmaz demiştik. Bunlar satırın sonundaki e, sığmayan kelimeleri bölerek ile bölüyorduk çocuklar? Kısa çizgiyle bölerek alt satıra geçiriyorduk. Ama e, bu bölme işlemini mutlaka kelimenin hecelerinden yapmamız gerekiyordu. O zaman öncelikle biz adaletli kelimesini bir hecelerine ayıralım. Şurada ayırıyorum. A, da, let, li. Dört heceden oluşuyor adaletli kelimesini. Yalnız adaletli kelimesini bölerken de dikkat etmemiz gereken bir kural vardı. Şimdi şıklardan giderek hem de kuralımızı hatırlamış olalım. A şıkkında ada hecesinden bölüp gerisini aşağıya indirmiş doğru bir e, bölme şekli olmuş değil mi çocuklar? İki heceyi yukarı yazmış, kalan iki heceyi aşağıya yazmış. B şıkkında a harfi tek başına kalmış, geri kalanları aşağıya yazmış. Kuralımızı hatırladınız mı çocuklar? Satır sonuna sığmayan kelimelerde tek harf yukarıda bırakılmazdı veya tek harf alt satıra geçirilmezdi. Burada adaletli kelimesinde A harfi evet bu kelimenin bir hecesi heceye doğru ayrılmış ama harfi tek başına burada bırakıp geri kalanları aşağıya indiremiyorduk. Ya hepsini birden aşağıya indirmemiz lazım ya da yukarıdaki gibi bölmemiz gerekiyordu. O yüzden bu yanlış bir ayırma şekli. C şıkkına da bakalım. Adalet li şeklinde ayrılmış. Yine e, buradaki hecelerinden bölünmüş, sığmayan son hece aşağıya indirilmiş. Bu bölme şekli de ayırma şekli de doğru ama B şıkkındaki ayırma şekli yanlış bir eee bölme şekli daha doğrusu çocuklar satır sonuna sığmayan kelime yanlış bir şekilde bölünmüş diyebiliriz. Diğer soruya bakıyoruz. Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre tekrar yazalım. Evet çocuklar şimdi kelimelerimizi sözlük sırasına göre dizerken ne yapmamız gerekiyordu? Öncelikle mutlaka alfabeyi ezbere bilmemiz gerekiyordu değil mi? Yani alfabetik sıralamayı İyi bilmemiz gerekiyordu. Alfabemiz A harfinden başlıyordu, Z harfiyle bitiyordu. A harfine yakın olan, yani alfabenin başına yakın olan harfler daha üst sıralara yazılırken, alfabenin sonuna doğru olan harfleri alta doğru sıralıyorduk. Şimdi alfabetik sıralama yaparken öncelikle kelimelerin ilk harfine bakıyorduk, değil mi? Ceviz kelimesinin ilk harfi C harfi. Üzüm kelimesinin ki Ü, fındık F, fıstık yine F harfi. Hmm, i̇ki tane de aynı harften oluşan kelime var, aynı harfle başlayan kelime var. Ne yapacağız? Biz öncelikle bu e, kelimeler arasında sözlük sıralamasında başa en yakın olan hangi kelime çocuklar? Ceviz kelimesi değil mi? A, B, C diyorum. Ondan daha önce gelen başka bir harf. Yok. O zaman ceviz kelimesini birinci sıraya yazalım. Üzerine çiziyorum. Artık sıralama yapmama gerek yok ceviz kelimesiyle ilgili. Peki, e, şimdi üzüm, fındık ve fıstık kelimeleri var. Onların arasında sıralama yapacağım. bu Burada şuna karar vermem lazım. Ü harfimi önce, F harfimi önce. Evet. U, Ü, V, Y, Z diyoruz değil mi alfabede? Ü harfi sonlara yakın. O zaman Ü harfi beklesin. Biz fındık ve fıstık arasında sıralama yapalım. İkisi de F harfiyle başladığına göre biz ne yapıyorduk çocuklar bu sefer? ikinci harflerine bakıyorduk. Bakalım. İkinci harfleri de aynı oldu. İkisinde de I var. O zaman ne yapıyorduk? Üçüncü harfe. Üçüncü harf aynıysa dördüncü harfe. Farklı harfi bulana kadar e, devam ediyorduk. Bizim Üçüncü harflerimiz farklı. Birinde N harfi var. Birinde S harfimiz var. Şimdi biz N ve S arasında sıralama yapalım. Alfabeyi baştan saymıyorum ama şöyle başlayabilirim ortasından. J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S. Önce neyi söyledim? N harfini söyledim. O zaman demek ki ikinci sıraya fındık kelimesini yazacağım. Yine sıralamadan çıkardım. Daha sonra fıstık kelimesini yazacağım ve en sona da alfabenin sonuna yakın olduğu için ü harfi en sona da üzüm kelimesini yazıyorum. O zaman bu kelimeleri nasıl sıralıyoruz çocuklar? E, ceviz birinci sırada, fındık ikinci sırada, fıstık üçüncü sırada üzümü de dördüncü sırada şeklinde sıralamam gerekir alfabetik sıraya göre. Devam edelim. Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlılarını karşılarına yazalım. Evet çocuklar daha önce birçok kelimenin eş anlamlısını öğrenmişsiniz. Öğretmen, öğretmenleriniz de mutlaka bu kelimelerin eş anlamlarını söylemiştir. Bir de burada pekiştirelim. Belki yeni kelimelerde öğrenebilirsiniz. Öğrenci kelimesinin eş anlamlısı neydi? talebeydi değil mi çocuklar? Öncelikle şunu da söylemeyi unuttum. Eş anlamlı kelime neydi? Önce ondan bir bahsedelim. Eş anlamlı kelime yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan kelimeleri biz eş anlamlı kelimeler diyorduk değil mi? Yani birbirinin yerine kullanılabilir kelimelerdi eş anlamlı kelimeler. Öğrenci kelimesinin yerine talebe kelimesini de kullandığımız zaman cümlemizin anlamı bozulmuyordu. Öğrenciler okula gitti, talebeler okula gitti dediğimizde de ne oluyor? Anlam bozulmuyor. Peki kelimenin yerine ne kullanıyoruz? Ben bunu çok sık yapıyorum. Kelimenin yerine sözcük de diyebiliyoruz değil mi? Peki ihtiyar karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. İhtiyar adam karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu. Buradaki ihtiyar sözcüğünün yerine ne koyabiliyorduk çocuklar? Yaşlı da diyebiliyorduk değil mi? Yaşlı adam karşıdan karşıya geçmeye çalışıyordu diyebiliriz. İhtiyar yaşlı esir tutsak Cevap cevap yerine de ne kullanabiliriz? Yanıt sözcüğünü kullanabiliriz. Tekrar edelim. Öğrenci talebe. Kelime, sözcük, ihtiyar, yaşlı, esir, tutsak, cevap, yanıt. Peki bir de zıt anlamlı kelimelere bakalım. Aşağıdaki verilen sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazalım çocuklar birlikte. Zıt anlamlı kelime diye niye diyorduk? anlamca birbirinin karşıtı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler diyorduk. Yani bize verilen kelimenin tam karşıtını düşünmemiz gerekir. Tam zıttını düşünmemiz gerekir. Mesela bayat sözcüğünü düşünelim. Hatta cümle içinde kullanayım ben size. Ee, ekmekler çok bayat. Evet, ekmekler çok bayat dediğim zaman buradaki bayatın zıttı ne olabilir? Ekmekler çok taze diyebiliriz, değil mi? Zıt anlamlısı olarak. Bayat ve taze birbiriyle zıt anlamlıdır. Buraya yazıyorum taze kelimesini, cimri kelimesinin zıt anlamlısına bakalım. Ee, çok cimriydi, bize hiç harçlık vermezdi. Evet cimri, eli sıkı birinin karşı anlamlısı, cimri kelimesinin karşıt anlamlısı ne olabilir o zaman? Cömert deriz değil mi çocuklar? Çok cömertti. Her şeyini bizimle paylaşırdı deriz mesela. Cimrinin zıt anlamlısı cömerttir. Eksik kelimesinin zıt anlamlısına bakalım. Kitaplarım eksik ya da tam zıtını düşünelim. Kitaplarım tam deriz değil mi? Eksik tam. Peki dost kelimesinin zıt anlamlısı dost düşman. uzak yakın Yine tekrar edelim gelin birlikte bu anlamlı kelimeleri. Bayat, taze, cimri, cömert, eksik, tam, dost, düşman, uzak, yakın. Devam edelim çocuklar. Bir sorumuz var. Bunu birlikte çözelim. İlk, son kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır diye soruyor bize. Öncelikle biz ilk ve son kelimelerin arasında nasıl bir anlam ilişkisi var onu bulmalıyız değil mi? İlk, son karşıt anlamlı değil mi bunlar? O zaman bunlar nasıl e, kelimeler? Zıt anlamlı kelimeler. Şuraya yazalım. Zıt anlam. Evet, bu ilk ve son kelimeleri zıt anlamlı kelimeler. O zaman biz aşağıdaki seçeneklerdeki kelimeler arasında da zıt anlam ilişkisi arayacağız. O zaman A şıkkına bakalım. A şıkkındaki kelimeler ilave, ek. Bunlar nasıl anlamlı çocuklar? Bunlar zıt anlamlı değil, eş anlamlı kelime. Burası eş anlam oldu. Bize zıt anlam lazım. Misafir, konuk diyor B şıkkında. Misafirler bize geldi, Konuklar bize geldi. Yine bu da eş anlamlı bir kelime. C şıkkımıza bakalım. Aç, tok. Karnım çok aç. Biraz daha yemek alabilir miyim? Ya da karnım çok tok. Daha fazla yemek istemiyorum. Gördünüz mü? Bu ikisi birbiriyle zıt anlamlı kelimelerdir. Biz de zaten ne arıyorduk çocuklar? zıt anlamlı kelimeleri arıyorduk. Çünkü yukarıda ilk ve son da zıt anlamlıydı. O zaman cevabımız C şıkkıdır. Peki bir de cümlelerimiz vardı. Cümle bilgisi vardı değil mi? Aşağıdaki cümleler kaç kelimeden oluşuyor diye sormuş bize. Çocuklar biz şunu öğrenmiştik. Harflerden heceler oluşuyordu. Hecelerden sözcükler, Sözcükler de bir araya gelince neyi oluşturuyordu? Cümleleri oluşturuyordu. Yine burada da e, kelimeler bir araya gelmiş ya da sözcükler de diyebiliriz. Sözcükler bir araya gelmiş ve cümleleri oluşturmuş. Bize de ne soruluyor? Bu cümleler kaç kelimeden oluşmaktadır? Birinci cümleye bakıyorum. Annem çay içmeyi sever. Bunların hepsi birer e, kelime değil mi çocuklar? Annem çay içmeyi sever. O zaman bu cümle için ne derim ben? 1 2 3 4 kelimeden oluşuyor derim, değil mi? 4 kelime. Peki, aslan gibi cesur bir çocuktu. Bakalım. Aslan gibi cesur bir çocuktu. Burada kaç kelime var bu cümlede? 1 2 3 4 5 kelime. Çocuklar bu cümlede gibi kelimesini gördünüz değil mi? Bunu da daha önce konuşmuştuk. Bundan da bahsetmiştik sizlerle birlikte. Ee, bazı kelimelerin tek başına bir anlamı olmayabiliyordu. Ama cümle içerisinde anlam kazanıyor ya da cümlenin anlamını kuvvetlendiriyordu. Nasıl bu sözcükler? Ve, ile gibi ama fakat gibi sözcükler tek başına anlamı olmayan sözcüklerdi. Burada da yine gibi de tek başına anlamı olmayan bir sözcük. Ee, bu konuyu da burada yeri gelmişken hatırlatmak istedim. Bir cümlemiz daha var. Onu gördüm diyor cümlemiz. Burada da onu ve gördüm kelimeleri cümlemizi oluşturuyor. Bu cümlede iki kelimeden oluşuyor çocuklar. Hatta tek kelimeden oluşan e, cümlelerimiz de olabiliyordu değil mi? Gel. Tek kelimeden bir kelimeden oluşan bir cümle. Git. Al. Bunlar yine e, tek sözcükten oluşan cümlelerdir. Noktalama işaretlerimize bakalım birlikte çocuklar. Bazı noktalama işaretlerinin e, tanımları verilmiş. Biz bunları onun sembolleriyle eşleştirelim birlikte. Birinci cümlemize bakalım. Tamamlanmış cümlelerin sonuna koyarız diyor. Biz e, tamamlanmış cümlelerin sonuna ne koyuyorduk çocuklar? Eğer cümle soru sormuyorsa bizi anlatacağını vermişse ve bitmişse bir cümle, biz onun sonuna Nokta işareti koyuyorduk değil mi? Şuradan noktayla eşleştirelim. Eş görevli kelimelerin arasına koyarız. Eş görevli kelimeler. Yani sizler e, bazı kelimeleri ardarda arda sıraladığınızda cümlenizde bu eş görevli kelimeler oluyordu değil mi? Mesela pazardan elma, armut, limon aldım derken sıraladığınız bu e, meyveler sizin eş görevli kelimeleriniz oluyordu ve arasına virgül koymanız gerekiyordu. O zaman eş görevli kelimelerin arasına biz ne koyuyoruz? Virgül koyuyoruz. Peki kelimeleri hecelerini ayırırken kullanırız. Biraz önce yaptık. Ne kullanıyorduk çocuklar? Kısa çizgi kullanıyorduk değil mi? Ayrıca kısa çizgiyi nerede kullanıyorduk? Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölerken de yine kısa çizgi kullanıyoruz. Soru cümlelerinin sonuna koyarız. Bize soru soran cümlelerin sonuna ne koyuyorduk biz? Soru işareti koyuyorduk. Hemen soru işaretimizi bulalım. Evet, burada eşleştirelim. Sevgi, üzüntü, e, telaş gibi duyguları ifade eden cümlelerin sonuna ne koyuyorduk? Hatırlayın. Ünlem işareti koyarız. Öyle değil mi çocuklar? sevgi, korku, nefret, emir cümleleri gibi cümlelerin sonuna ünlem işareti koymamız gerekiyordu. Özel adlara getirilen ekleri ayırmak için kullanırız. Özel adlara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanıyorduk. Yukarıda kesme işaretimizde bunu da ona eşleştiriyorum. Konuşmaları göstermek için Cümlelerin başına koyarız dediğimiz noktalama işaretimiz hangisiydi? Karşılıklı konuşmaları göstermek için cümlenin başına ne koyuyorduk çocuklar? Uzun çizgi koyuyorduk. Uzun çizgi de burada. Onu da burayla eşleştirebiliriz. Tanımlarla sembolleri bu şekilde eşleştirdik. Şimdi de boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleriyle dolduralım. Ee, ben annemi... Babamı, kardeşimi çok seviyorum demiş cümlemizde bize. Ne yapıyor çocuklar? Aile bireylerini sıralıyor değil mi? Böyle eş görevli kelimeler sıralanıyorsa biz arasına ne koyuyorduk? Virgül koyuyorduk. Annemi, babamı, kardeşimi çok seviyorum dedik. Cümleyi bitirdik. Bitirdiğimiz zaman da sonuna nokta koymamız gerekiyordu. Peki? Sen bu öyküyü sever misin? Soru soruyoruz, değil mi? Evet severim. Hayır hiç sevmem. Karşılığında bir cevap verilmesi gerekiyor. Soru soran bir cümle. Sen bu öyküyü sever misin demiş. Ayrıca da soru ekini ayrı yazmış. Bu bir soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti koymamız gerekir. Sonbaharda çok yağmur yağar. Çocuklar bu bize çok da bir e, duygu duygu Herhangi bir sevinç, üzüntü, herhangi bir e, duygu yansıtma değil mi bu cümle bize? Tamamlanmış bir cümle bu. Soru da sormuyor. Tamamlanmış cümlelerin sonuna ne koyuyorduk? Nokta koymamız gerekiyordu. Peki, Ege'nin babası Erzurum'a uçakla gitmiş. Çocuklar, Ege ve Erzurum kelimeleri nasıl adlardı? Özel adlardı özel adlara getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılıyordu. Hemen kesme işaretiyle ayırıyorum. Ege'nin babası Erzurum'a uçakla gitmiş dedik. Cümleyi bitirdik. O zaman sonuna ne koyuyoruz? Nokta koyuyoruz. Sevgili öğretmenim. Ne cümlesiydi bu çocuklar hatırlayın. Bu hitap cümlesiydi değil mi? Öğretmeninize hitap ediyorsunuz. Bir mektup yazıyorsunuz belki. Böyle başladınız. Sevgili öğretmenim Canım annem, değerli dostum bunların hepsi birer hitap cümlesiydi ve hitap cümlelerinin sonuna da ne koyuyorduk yine? Virgül koyuyorduk. Peki diğer cümlemize bakıyorum. Bugün 13.30'da canlı dersim var. Sizlerin de bu ara çok fazla canlı dersiniz var değil mi çocuklar? Ee, bakalım böyle bir cümleyi hangi noktalama işaretleriyle tamamlamamız gerekiyor? Bugün 13.30'da canlı dersim var. Saat ve dakikanın arasına ne koyuyorduk çocuklar? Nokta koyuyorduk değil mi? 13.30 derken saat ve dakikayı nokta işaretiyle ayırıyorduk. Peki sayıya gelen eki ayırıyorduk? Sayıya gelen ekleri de yine kesme işaretiyle ayırıyorduk. Bugün 13.30'da canlı dersim var dedin. Cümleyi bitirdi. O zaman sonuna da nokta koyuyoruz. Son cümlemizle devam edelim. Hayır ona dokunma. Ne cümlesi bu çocuklar? Uyarıyor değil mi böyle bir sanki sert bir ifade var? Ee, bize bir duygu verdi. O zaman bu cümle ünlem cümlesi. Peki iki tane boşluk var. Ben ünlemi nereye koyacağım? Ortaya mı? Sona mı koyacağım? Orada da ne yapıyorduk? buradaki harfe bakıyorduk. Buraya bir noktalama işareti koyacağım. Virgül mü koyacağım? Ünlem mi koyacağım? Buna nasıl karar vereceğim? Biz ne demiştik? Ünlemden sonra mutlaka büyük harfle başlanır demiştik. Buraya ünlem koyarsam buranın büyük harfle başlaması gerekiyordu ama küçük harfle başlamış. Demek ki burası virgül. Hayır. Ona dokunma derken ünlemi evet biraz düzgün koyamadım ama ünlemi Sona koymamız gerekiyor. Evet sevgili çocuklar, bugün sizinle birlikte e, bugüne kadar öğrendiğimiz konuları şöyle bir tekrar ettik, sorular çözdük. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir dahaki Türkçe dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.